Cümleten selamünaleyküm gönlü güzellerim. Hayırlı akşamlarınız olsun. Bugün Ayhan'ımın doğum günü. Gündüz iyi ki doğdun Ayhan dedik, öptük birbirimizi. Hediye falan almadık. Yani kutlama yapmadık gündüz. Bu İbrahim Efe'min hediyesi. Kuzum benim abisini düşünmüş, hediye almış. Eşim de şöyle görüyorsunuz pasta yaptırmış. Daha ben de bakmadım pastasına. Dur bir bakayım. Geçen İbrahim'e yaptırdıydık, pembe yapmış adam. Ama bugün özel yaptırmadık öyle. Serkan pastaneden almış sırada. Kahverengi gelmiş, evet. Ben şöyle mutfağımı toparladım. Videomu atmadı arkadaşlar bugün nedense. Saat 11'e geliyor. Karada izleyicilerim zaten geç atıyorsun diye kızıyorlardı. Bugün video yok. Eşim de geldi. Hasan kardeşim bugün demirci'de nişanda. Ayhan'a da telefon açtım. Hadi gel artık diye. O da bana müzik dinletti. Serkan'a da demiş herhalde dayımdan geleceğim diye. Ayhan'a şöyle bir pasta sürprizi yapalım. Hasan daha çalıyor, duyuyorsunuz. Normalde bu kadar gelmezdi sesi. Valla dışarıda havada kararlık. Ondan mı? Baksana burada gibi çalıyor maşallah. Hatice komşum da bugün ekmek yaptı. Allah'a hasta tadıyla yedirsin inşallah. Böreğini de yedik. Cümle geçmişlerinin ağzında bulunsun. Kaynasının, kaynatasının, anasının, babasının. Biz Serkan'la şöyle biraz balkon keyfi yapalım Ayhan gelene kadar. Hasan kardeşim geliyor arkadaşlar. İtfaiye arabası gibi yanıp yanarak geliyor arabası. Her tarafı. Ben Ayhan'ın pastasını hazırlayayım canım. Evet dostlar, tekrardan selamun aleyküm. Herkese iyi akşamlar. Geceyle... Nasıl yanıyormuş öyle? Solmaz da. İş çıkardık kendi kendimize. Serkan diyor ki bir de diyor çiğ pasta çıkarıyorsunuz. Vallahi ya. Ama tamam da İbrahim Efe'ye yapınca Ayhan'a... İbrahim çocuk çocuk. Bebek daha İbrahim. Daha 11 yaşında. O da bizim yavrumuz, o da. Tamam da onu da yaptık zamanında çok. Kalan büyüdü. Bu işlerden onu şey edeceğim. Temipmiş. İbrahim. Büyük kere olmaz. Sen de lambamızı getir hadi. Mumu flöme hiç iyi saymazlar geceyini. Ali ağzı şuraya say. Hadi şimdi ya tutarsa bir. Gör İbrahim Efe. Dur ben geçeyim. Ben giden adam mumlar zaten sende. Hadi gel hadi. 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 Lambayı tamam. Getir. Tamam. İyi ki doğdun Ayhan. İyi ki doğdun Ayhan. Hadi bundan bir yap. İyi ki doğdun. Ayaz gibi bağırıyorum. Sen de bağır, iyi ki doğdun. Ben geldim abi, geçtendim, yaktım da. Tuyo. Hoş geldin. Yerler sana. Yeni yılı, yeni yaş hoş geldin Ayhan'a. Yeni yaşı sana sağlık, huzur getirsin oğlum. 17. 17 bitti, 18'e girdi. Ayhan bundan bir yaş mı? Evet. 17'ye girdi işte. İşte 17 bitti. Arkadaşlar Hasan da düğündeydi. 18'den gün aldı. Düğünden sonra bize uğradılar. Yarından itibaren 18'den gün alacağım. Ben de pasta almıştım. Devam. Ayhan doğum günü var. Her şey doğmuş. Bize de pasta yemek düşecek onun için. Doğmasa yiyemezdik. Ama hediyemiz de ne var? Ayhan biz öyle karandırı geldik şeyden düğünden. Hediye için mi burada kalır? Bu ne lan? Bu tarafı. Görüyor musun ipuçum sana? Neler almış? Ooo. İbrahim. Orada mı ipuçum? Gülerman'dan 50-100. Halilemet almış, görüyor musun bize bak? Ya. Ya. Ayhan ben hediye aldım ama Aksaray'daki evimize geldi. Evet, kabul etmem ben. Yine de kendine de bir şeyler al. Benim hediyemi getirin de. Gel. Teşekkür ettim annem. Ama sen kötüsün bana geçmesin. Git vurma sırtıma. Aynen. Arkadaşlar şimdi yorumda belirtiyorsunuz Hasan niye çağırdınız, ötekileri çağırmadınız diye. Ya, bizim Hasan'dan gerçekten haberimiz yoktu. Tamamen hepsi böyle Ayhan'dan beraber döndük yani. Şöyle bizim doğum günün yapılacağına ya da ondan da haberimiz yok. Düğünü bitir kaybedeceğim dedi Ayhan, öyle geldik yani. Evet dostlar. Aslında bura gelmiş bu arada arkadaşlar yani. Şöyle doğum günü kutlamaya gelmedik yani. Gördün lan Alihan. Vallahi iyiyim, ben işte seni öldüm.
İyi garip ne olsun da aynı koşturmaca. Vay garibim vay ana yoklama yok. Arkadaşlar Ayhan'ın pastası çok güzelmiş gerçekten, tazeymiş. Eşimin kesesine bereket olsun. Hüseyin Usta'nın eline sağlık. Oradan mı aldın? Remzi'nin girişesi bizim damadın he. He. Ne pastanenin adı? Hüseyin Usta. Yo. Oğlum öyle mi? Dedim. Bilmiyorum pastanenin ismini. Tablerse geçiyor Hüseyin Usta mı bilmiyorum. Hüseyin Usta. Baklavacı Hüseyin Usta. Doğru, oradan almış Serkan. Biz de şöyle ice de almış Ayhan'ım da. Onunla beraber pastamızı yiyelim. İbrahim Efe de uykudan kalktı. Abisini hediyesini versin diye uyandırdım ben canlar. He baklavayı eşiyle kendi yapıyor şeyde. Baklavayı çok güzel yapıyor. İmala taneleri var taze. Pasta ben o kadar şıkmam da baklavası çok güzel. Bunu belki kendileri yapmamıştır Serkan. Ne örüyorsun Ayhan sen? Vallahi Hasan'a geçireceğim. Ama anladılar. Yo yo yalan, o hasta olacak vallahi. O bir hoş. Baksana aynı çarpılmış gibi. Sen atmanın. Kayma doğru. Hadi sen buraya atacaksın hadi bakalım. Biraz sana geçirmişsin. Bak lan sen dedin ki sen buraya atacaksın diye. Anne biraz sana geçirmişsin. İlk önce bunun aklım geliyordu. He. Bak hala gözlerin önemli. Nasıl geçirmişsin ya. Ondan sonra neyse şimdi kalınlaştı. Hayırlı akşamlar arkadaşlar. Evet sevgili takipçilerim. Günden belli videomu atmadı. İnternette bir sıkıntı vardı herhalde. Geceden belli 5 mi denedim, 6 mı denedim, 41'e geldi mi kalıyor, gönderemedim. O yüzden ben bir sürü iş yaptım sabahleyin. Onu açık bırakmadığım zaman iptal oluyor. Onu açtığım zaman da hani videoyu başlattığım zaman iptal oluyor. Videoyu da başlatamadım. Bir sürü şeyler yaptık. Ben şöyle hem gezerekten hem sizlere özet geçerekten yaptıklarımı sabahtan bu yana bir anlatayım. Hatta dünden bu yana akşam Ayhan'ın pastasını kestikten sonra Hasan'la Ali gittiler. Biz de etrafı toparladık. Yattık. Hiçbir şey yapmadık. Yani iş yapmadık arkadaşlar. Sabah ola hayrola ettik. Sabahleyin ben kalktım. Yumurta haşladım. Çayımı koydum. Ekmeğimi suladım. Aklıma ekmeğim geldi. Ben bugün Aksaray'a gideceğim canlar. Şöyle 10 kadar ekmek suladım. Ekmeğim de alışmış. Hatta bayağı oldu bunu sulayalı. Sizlere düllerken de gösteririm diye. Düllemedim canlarım. O yüzden evlerimi temizledim. Geçen hafta temizleyemediydim. Anca işimi gücümü bitirdim. Bugün şöyle bir süpürge tuttum tertemiz. Kayınbabam vardı sabahleyin. Kahvaltıyı beraber yaptık. O yemiş de yine de Ayhan'ın pastasından nasip oldu. Ondan sonra çay içtik. Kahve yaptım onlara. Sandalyelerimin kılıfını söktüm. Güzelce yıkadım. Mutfağımı süpürüyordum. Yarım kaldı canlar. Temizliğimi bu şekilde yaptım. Onlara bir sütlü kahve yaptım. Kayınbabam, ben, Serkan üçümüz içtik. Bulaşık makinemi çalıştırdım. Çamaşır makinemi çalıştırdım. Bu arada bu pekmez arkadaşlar. Kola değil. Şu an saat 2.30'a geliyor. Elmas bacınız yavaş yavaş işlerini hallediyor. Bugün bayağı bir yoğunum yine. Gerçekten hep koşuşturmacayla geçiyor. Buraya bir süpürge tuttum. Şu tahtaların, sehpalarımın, masalarımın tozunu aldım. Televizyonumu sildim canlar. Kapısını örtüm ki giderken açacağım hava alsın diye. Ayhan'ımın odasını temizledim. Batırmadıysa tabii, o duşa girdi çıktı. Şöyle göstereyim. Ayhan'ımla İbrahim'in odası. İkisi kalıyorlar burada arkadaşlar. Aksaray'da tek kalıyorlar. Buraya da süpürge tuttum canlar. Tertemiz oldu. Tuvaletleri yıkayacağım. Ondan sonra kendi yatak odamı temizledim. İbrahim Efe kumbarasını sabahleyin babasına gösteriyordu. Baba doldurmam az kaldı. Bunu tamamlaştıracağım, bütünleştireceğim diyordu. Artık bilmem ne yapar. Yatak odamı güzelce burayla temizledim arkadaşlar. Süpürdüm, topladım. Şöyle görüyorsunuz. Burası da tertemiz oldu. Temizlediğim yerleri de kapılarını örtüyorum bu arada. Çamaşır makinemi çalıştırdım. Çamaşırımı serdim. Buraları süpürdüm ama daha yıkamadım arkadaşlar. Şimdi mutfağı toparlayıp süpürüm. Buraya geçeceğim. Güzelce bir çifleyeyim. Serkan hani biz olmayınca o kaldığı için ister istemez kirlenmiş. Buraları da güzelce aynasını falan da sileceğim. Her tarafını bütün üzerine sokacağım. Hani gittiğim zaman tertemiz olsun. Bizimkiler bugün soğanı söktü. Akşamdan Serkan ıslattıydı canlarım. Çocuklarımla birlikte söktüler. Ben elime bile değmedim. Bu sefer elimi değmeden bir soğan söktüler çok şükür. Şöyle çamaşırlarımı gördüğünüz gibi astım, serdim. Buraya da süpürge tutacağım. Biberimi çektireceğim.
Ay hanım şeker dolduracağını unutmuş herhalde. Buraları da normal süpürgeyle süpüreceğim arkadaşlar. Şöyle göstereyim. Sandalye kılıflarımı da yıkadım. Kurudu. Şimdi onları da tekrardan takacağım. Mutfağımı süpürdükten sonra. Şurada biliyorsunuz saksılarım vardı. Onların toprağını el arabasına döktük. İbrahim'im çatıya çıkardı. Evimizin etrafındaki pasa pusa topladık. Zeytin de görüyorsunuz gölgede. Keyfi gıcır. Yatıyor. Şöyle göstereyim. Dünkü sobayı falan yerine götürdük bizimkiler. Ayhan'la Serkan. Orada çiçek saksılarından çıkan toprağı da şurada dalın kökü vardı. Orası pasak gözüküyordu. Oraya döktürdüm arkadaşlar. Aşağıda dünden kalan bulaşığım var. Onları güzelce yıkayacağım. Soğanım da bu çıkmış canlar. Şöyle bir güneşe atsınlar diye attılar benimkiler. Ondan sonra onları güzelce seçeceğim. Kasaya dolduracağım. İyi de büyümüş. Öyle pek ufak değil yani. Serkan diyor 3 kuva çıktı elmas diyor. Yeter Allah bereket versin. Hani bazen gerçekten suladığına değmiyor ama hepsi organik. Kendi eliğin altında oldu mu iyi oluyor arkadaşlar. Şimdi benim sizlere bu anlatmış olduğum 4 dakikalık. Hadi 5 dakikalık oldu ama ben inanın saat sabah 8.30'dan belli bu işlerle meşgulüm. Daha hiç oturmadım. Kayınbabamla oturduk bir kahve içtik. Yalan söylemeyeyim. Hani bir o oturmam oldu. Şu biberimi poşete koyacağım bugün. Kesin çektireceğim. Çünkü bir daha çilemesini istemiyorum. Çamaşırlarım da kurur birazdan. Onları da toparlayacağım. Mutfağıma süpürge tuttuktan sonra bir de buraya süpürge tuttum arkadaşlar. Sandalye kılıflarımı takarken görüşürüz diyeceğim ama ondan öncesi ekmeğimi bir sulayayım. Şey dülleyeyim. Çünkü ekmeğim alışmış. Serpil ablam çağırdı. Oraya gideceğim. Bugün aslında ben bazlama yapacaktım sevgili takipçilerim. Leyla annem biliyorsunuz babam hani tandır yaptıydı. Tandırı deneyelim diye. Şöyle annemin makinesinde 2-3 sarılık bazlamayı deneyelim dediydim. Ama evlerde bu şekilde görünce insan içi rahat etmiyor. Her taraf pasak gibi gözüküyordu. Güzelce bir silim mutfağım falan sanki her taraf su lekesi gibi gözüküyor. O yüzden anneme telefonu açtım. Annem de zaten eltisinin ekmeğindeydi Cafi yengemin. Yorgun anacığım da. Hani annem benim beklemesin dedim babama. Sabahleyin ben gelemeyeceğim dedim. Bir de Erdal Mobilya'ya uğrayacağım. Annemgil kalık falan toplamışlar turşu kurarsam diye. Annemgil'den kalık getireceğim arkadaşlar. Erdal Mobilya'ya gideceğim. Sehpa'mla halımı alacağım. Sevda halamla acı biber siparişi verdim bir kilo kadar. Ondan biber alacağım. Oradan Serpil görümceme geçeceğim. Bugün oradan da Aksaray'a gideceğim. Bulaşık makinemi de görüyorsunuz. O da kendini şöyle kurutmaya almış. Bu da bitti. Bitti. Birazdan o da biter. Yani daha ışığı geçmeyince bitti demeyeyim. Elmas bacınız bugün böyle bir yoğun koşuşturmacayla geçiyor. Aslında bu videomu hani dünden çektim. Akşam yarısını. Yarısını da şimdi gündüz çekiyorum. Bu şekilde olmak zorunda oldu arkadaşlar. Söylediğim gibi o yaptığım işleri keşke çeksem daha güzel oluyor yaparken. Ama buradaki tripodumu Aksaray'a götürdüm. O yüzden burada tripodum yok. Bahçe tripodum var. Onu da bahçede kullanıyorum. Tozlu topraklı. Şimdi ben ekmeğimi dülleyeyim canlarım. Poşete koyacağım. Bir de mutfağımı süpürüm. Balkonumu süpürüm. Vlogumun devamında görüşürüz evet, inşallah. Arkadaşlar ben ekmeğimi şöyle katladım. Pek güzel sulamışsın canlar. Hemen bunu da poşetime koyup götüreceğim inşallah. Evet arkadaşlar mutfağımı da süpürdüm. Eğer vaktim olursa sileceğim. Olmazsa bu şekilde bırakıp gideceğim canlar. Şöyle kahve içtiğimiz bardaklarımı da elimde yıkadım. Görüyorsunuz. Tertemiz oldu tezgahım. Bu arada saat 3 oldu. Şöyle göstereyim. Ekmeğimi de dülledim. Soframı çırptım. Burayı da bir süpürge tuttum arkadaşlar. Halımı kaldırdım. Zaten burada oturmuyor. Kışın da oturmuyor. Etrafı bari ıslanmasın. Hani ekmek sulakan diye düşündüm. Şimdi süpürgemi dışarı çıkardım. Şöyle poşetimi de hazırladım. Ne yapacak elmas bacınız? Önce balkonumu süpüreceğim. Aklıma şey geldi. Biberimi dedim. Poşete alım. Hani ben giderken aklımda bulunsun. Çektiriverim dedim. O şekilde düşündüm arkadaşlar. Biberim şöyle. Bu sene biberimiz bu. Melemenliğimizi
kahvaltılığımızı yaptık. Toz biberimiz de olacak inşallah bu. Bir kilo kadar olsa bir fayda. Kilosuna bu sene 700-600 diyorlar. Geçen sene 500'e sattıydım ben. Benim geçen seneden koydum. İyi ki aklımı sevim Allah. Hepsini satmamışsın. Seneye belki yaparım yapamam diye içime doğdu herhalde. 4-5 kilo kadar koyduydum derin dondurucuma. Lazım oldukça götürdüm. 1 kilo götürdüm. Şimdi onu kullanıyorum. Bir de bunu çektiririm taze. Bunu da dolabıma koyarım. Lazım oldukça kullanırım inşallah. Ben bunları poşetleyeyim. Balkonumu öyle süpüreyim. Poşet küçük gibi geldiydi. Herhalde 2 poşet olur diye şöyle 2 tane poşet yırttıydım. Bir poşet anca oldu. Rüzgar esiyor canlar. Yufkamın sofrasında oraya serdim günlensin diye. Çamaşırlarımı da önce toplayayım. Şu sandalyelerimi. Daha sonra burayı süpüreceğim. Şurayı da dışarı süpürgesiyle süpüreceğim. Tozmasın. Önce sandalyelerimin kılıfını bir toplayayım. Sonra süpüreyim. Başta söylediğim gibi topladım örtülerimi. Buradaki çamaşırlarımı da topladım canlar. Şimdi buraya da bir süpürge tutum. Evet gönlü güzellerim. Biz seni köyde sevdik. Köyde tanıdık. Köy vloglarını seviyorduk diyen izleyicilerim nerede acaba? Dün köyde video attım. Ne beğenisi fazla ne de yorumu fazla. İnanın o kadar emek veriyor hani köyde çalışmak yoruluyor insan. Şehirdeki gibi olmuyor. Şehirde de yoruluyor ama köydenin işine uymuyor. Mesela dün ben bir şey yaptım kahvaltılık. 20 kere indim çıktım herhalde yukarı aşağı yukarı aşağı. Balkonumu süpürdüm arkadaşlar tertemiz. Mandallarımı da topladım sepetime. Nefise bacıma selam olsun. O her yorumda yazar mandallarını topla Elmascığım diye. Artık havalar soğudu. Şöyle sinekliği görüyorsunuz. Penceremizin önü hep sinek pisliği olmuş. Burayı elektrikli süpürgeyle süpürdüm. Orayı da normal süpürgeyle süpürdüm canlarım. Şimdi buradan topladığım çamaşırları katlayacağım. Onu katlamadan önce tuvaletlerimi güzelce bir yıkayayım. Vakit iyicene geçiyor. Şurayı da süpürdüm tertemiz. Görüyorsunuz balkonumuzu. Ben tuvaletleri bir yıkayayım. Ondan sonra önce şeyleri, sandalyelerimin kılıfını mı geçirsem ki? Vallahi hangisinden başlayacağım yemin ederim bilmiyorum. Şöyle kapımın önünü sildim arkadaşlar. Buraya bir şey dökülmüşmüş. Çekçeğimi getirdim. Sepetimi getirdim. Topladığım çamaşırları buraya attım. Niye ortaya attım demeyin. Katlayacağım birazdan. Şöyle soframı da ekmeğimin üstüne kapattım. Bu arada tellik acayip değişik sesler çıkarıyor arkadaşlar. Hemen şöyle örtünün takım. Güneş vurduğu zaman rengini almasın. Çünkü çok güneş vuruyor. Hani kolaylığından alınmıyor arkadaşlar. Biz bunu 3000 liraya mı 4000 liraya mı ne aldık tam hatırlamıyorum. Şimdi oldu 12 milyar 15 milyar. O yüzden her şeyin kıymetini değerini bilelim. Ben bunların kılıfını bir takım. Öncesi ve sonrası olarak. Takarken de birçok videomda gösterdim ama söylediğim gibi bugün aslında şöyle bir yere denk getirip koysam hızlandırılmış bir şekilde takayım. Evet arkadaşlar birçok takipçim yazıyor. Elmascığım işte niye şalvar giymiyor? Şalvarla çok rahat edersin. Şalvar sana çok yakışıyor diyen takipçilerim de oluyor. Sevgili takipçilerim ben aslında şalvarla gerçekten çok rahatım ama bu dönemde şalvar olmuyor canlarım. Belini lastiği sıkıyor. Üstüne de şalvarın mecbur penye giymek zorundasın. Tunik giysen yine de sürünür. Biçimsiz olur. Penye giydiğin zaman da ister istemez dar geliyor penyelerim artık. Geçenlerde bir giydim. Bir top yorum aldım. Elmascığım o olmamış. Penyelerim sonra hamilelikten sonra giydiği takipçilerim de olmuş. Onlar da benim için yazıyor. Biliyor. Zaten ben de kendimi rahat hissetmiyorum arkadaşlar onların içinde. Bu dönemde en çok rahat hissettiğim şey boylama elbise. Bugün de bir pantolon tunik giydim. Bunu da belli lastikli olduğu için giydim. Bayağı da pantolon giymeyi de özlemişsin. Aşağıda pakırım.
Biz gayrı geçemiyor maalesef dar dillerde. Güzelce tertemiz yıkadım. İçim çok rahat diyor arkadaşlar bu şekilde temizliğimi yapıp da gittiğim zaman. Eğer bunu bazlama etseydim hiç rahat olmayacaktım bir hafta boyunca. Aklım hep burada kalacak. Bu terazilerin böyle bir de huyu var. Olmaz görmez olsun. İşlerde bir serbest bırakıp da aman boş bir hayatına bak demiyor. İçinden gelen bir şey. İyi bir şey mi değil. İlle her şeyi oluruna bırakıyor. İster olsun ister ölsün diyor. Bizde her şey olacak. Mesela bugün bu kahvaltılık yapılacak. Bugün bu temizlik bitecek. İyi canım çok şükür. Temizliği de bitirdim. Sadece ne kaldı? Zor iş olarak tuvalet yıkayacağım. Ondan sonra buraları silemiyorum arkadaşlar. Çok yoruldum. Bu camlarımı gerçekten ararım. Benimle birlikte Asaf'ımı da çok yordum. Onu da biliyorsunuz. Benimle birlikte bir soru oturduğu yok. Daha dünyaya gelmeden dünya telaşıyla doğayacak kuzum. Bunu da hallettim çok şükür. Şimdi gideyim tuvaletlerimi güzelce ovalayayım tertemiz olsun canlar. Sonra çamaşırımı katlayacağım. Saat 4'e geliyor. İnşallah 4'ten sonra evden çıkarım. Görüşürüz. Evet arkadaşlar, ikindi ezanımız okunuyor. Ben hala işlerimi bitiremedim. Şöyle göstereyim. El yıkama sıvı deterjanım bitmiş. Onu doldurdum. Aynalarımı sildim. Dolaplarımı güzelce parlattım. Tertemiz oldu canlar. Bu arada bana yorum yapılıyor. Ben banyomu tuvaletimi çektiğim zaman. Niye diğer youtuberlara yapılmıyor ben anlamadım. Büyük youtuberlar vallahi tuvalet temizlerken de gösteriyor. Çarşafını değiştirirken de. Yatak odasından kalkarken de. Onlara bir sıkıntı yok. Ben şöyle tertemiz tuvaletimi çekerken bana bir ton yorum yapılıyor. Tuvaletim hiç mi görmedik diye. Bu arada benim dizlerim ıslandığı zaman bu şekilde oluyor arkadaşlar. Gri tonunda. Şöyle göstereyim. Zaten duvarın üst kısmında da anlayacaksınız. Buraları falan güzelce tertemiz yaptım. Aceyle yıkadım canlar. Diğer tuvaletim de aynı şekilde. Burayı da yıkadım. Burayı pek kullanan olmuyor. Binde bir misafir gelirse o zaman kullanılıyor. Şöyle kapısını da örtüm. Çamaşırım kaldı. Onu katlayacağım. Çok şükür işlerimi biraz olsun hafiflettim. Hemen burayı da toparlayayım. Bunları da katladım canlar. Şunun teki ayakkabılıkta. Bunun teki de aşağı düşünce onu alıp geleceğim. Bunlar Serkan'ın, bu Ayhan'ın, bu da İbrahim'in teyzeleri. Şunları da askıya asacağım. Bunlar da hazır. Bu arada şu görmüş olduğunuz aynamı da güzelce sildim. Şu an yazmam müsait olmadığı için gösteremiyorum canlar. Temizliğim bitti çok şükür. Şimdi aşağıya gideceğim. Dünden kalan leğenim var. Onlar da güzelce yıkayacağım. Evet arkadaşlar şöyle göstereyim. Bunlar yıkanacak. Bunları da yıkadıktan sonra çok şükür bir işim kalmadı. Soğanlarım da görüyorsunuz sevgili takipçilerim. Soğanlarım bu şekilde olmuş. Leyla anamla birlikte ektiydik. Eline kurban oldum. Ben hiçbir zaman yalnız bırakmaz. İki kilo kıska aldım. Kıska pek kütçüydü ama soğanlarım iyi olmuş maşallah. Ama çok suladık. Yine de yani az çıkmış o kadar kertesi olmasına rağmen. Serkan diyor otu çok fazlaydı. Elmas otundan yolamadık diyor. Daha herhal içinde var. Onların görmediği otun arasında kalan. Keşke vaktim olsa da bir de ben dolansam. Canlar bir dolanın bakalım. Belki arkadaşlar soğan kertimiz buydu. Görüyorsunuz şöyle ufaklarını almayın da dedim. Yeşerse yine yiyirik dedim Serkan'gile. Yine iyi bulmuşlar vallahi çoluk çocuk bunun içinde. Ben de unuttuklarını yoldum canlar. Şöyle buraya çıkardım. Görüyorsunuz. Bu da gidecek. Yine bir mesela 2 kiloya yakın soğan var burada. Şunları da topla Elmas'cığım. Lezzetli olan diyen olur diyen takipçilerim de var. İnanın bunları toplamaya gerçekten vaktim yok. Bu hafta hiç yetiştiremem. Bir daha haftaya da zaten iyicene olgunlaşır. El ayağa gelmez bunlar. Bilmiyorum arkadaşlar. Ben gideyim şimdi. Leğenlerim bir güzelce. Evet arkadaşlar. Dün gördünüz. Tenceremin altına
bulaşık şeysi jeli sürdüm. Şimdi de yıkadım, hiç kara yok. Şöyle tilledim. Bunlar aşağı kilerime gidecek. Şunları da mutfağıma götüreceğim. Bunları bir daha köpüklü sudan geçireceğim, sıcak sudan. Çünkü onlar yağlıydı, gitmedi yağsı. Şimdi ben biberimi alıp çok şükür işimi bitirdim elhamdülillah. Biberimi çektireceğim. Ondan sonra Serpil ablamla oraya gideceğiz. Börek yapıp yiyeceğiz canlar. Oradan da büyük bir ihtimal tekrar eve gelip bir şeyler alıp Aksaray'a giderik diye düşünüyorum. Bakalım zaman bize neler gösterecek. Sevdalamgil'e gideceğim. Biber çiğ alacağım oradan. Ben vlogumu çekerim gittiğim yerde inşallah. Evet arkadaşlar, aşağıdan getirdiğim leğenlerimi de görüyorsunuz. Tekrardan yıkadım. Tezgahımın üstü tertemiz oldu. Bulaşık makinem de bitmiş canlarım. Onu da hemen şöyle şıkır şıkır elmas bacınız hemence bir boşaltsın. Saat 4.30 oldu. 4'e bitiririm diyordum. Maalesef bitiremedim. Köydeki büyük evin işi de bitmiyor işte canlar. Elmas bacınıza yorum yapıyorsunuz ya, kocaman saray gibi evi koyup gittin diye. Aksaray'daki evimi hemen süpürüyorum. Bir de siliyorum küçücük olduğu için. Yapıp bitiriveriyorum. İşi de sitmiyor. Dolaplarımın elini izini falan da sildim şu kullanmış olduklarımı hemence. Bir bez yardımıyla. Onu da hallettim çok şükür. Şimdi bir de bulaşık makinemi boşaltayım. Geldiğimde böyle hazır olsun. Geçen hafta gittiğimde de dolu yıkayıp gittiydim. Geldiğimde boşalttım. İyi olmuyor o yüzden. Hani geldiğimde elimin altında boş da olsun bulunsun. Hemen 5 dakika mı almaz. Bir de burayı boşalttım canlarım. Gönül güzellerim çok şükür bulaşık makinemi de bitirdim. Bitmemiş, hiç dünyaya gelmemiş. Allah can sağlığı versin hepimize. Şöyle bulaşık makinemi yer bırakacağım arkadaşlar. Hava alsın ki koku olmasın. Şunları bulaşık makinesini kapatmadan koyamıyorum artık. Eskiden uzanıp koyuyordum ama şimdi koyamıyorum canlar. O yüzden bulaşık makinemi kapattım. Fincanlarımı da o şekil koyayım diyerekten. Tamam. Bu şekilde yerleştirdim. Hadi çıkalım artık. Ne olursun çıkalım bu evden. Çıkmayınca iş bitmiyor canlar. Biz bütün kadınlar eminim aynıyızdır. Şöyle bir de temizliği bitirdikten sonra arkamıza döner bir bakarız. Nasıl olmuş diye. Bence çok güzel oldu. İçime sindi arkadaşlar. Artık rahat rahat gidip gezebilirim. Öteki evime de gidebilirim. Videomun devamında görüşürüz inşallah. Arkadaşlar görüyorsunuz hala kızları. Tarlaya girmişler. Biber topluyorlar. İkisi de biber nasıl ak örtülmüş ya. Ya Sevdamızın inerisini örtün. Ne ya buna geleceğim diyor. Vay canlarım vay. Sizi, siz buraya bakın da sizi Instagram'a koyayım. Bir elmas vardı. Bazı gidiyor elmasla gitti. Buraya bakın hala hala. Anne sen de çöm istersen. Ekmekten geldin anacığım. Kolay mı? Öyle çöm halamın yanına otur. Bacımın yanına otur. He. Ha. Bakın buraya. Ha, güneş geldi ama. Gözümüzü açtın mı? Dur bakayım bir dur. Hala sen de bak. Benim gözümü kor. Bakın. Güneş geliyor ki bakamam. Dur ucukta seni kor geleyim. Çekten tarafa geç. Bak hinci bak hala. Nasıl bakalım elma? Halamın şeysi hep anlar çıkmış anneye yazık. O zaman diseye de alırdık diyeyim. Annem öyle acı biber aradıydı. Pazardan 10 kilo acı biber aldırdım geldim ötüğünlerin içine. Halamın çiçeklerini görüyorsunuz arkadaşlar. Buradan da halamın kızı Fatma'ya selam olsun yurt dışında. İniştem duymasın. İniştem ne yapacağız? Ne bileyim bilmiyorum ki. Atlam isteme o çekme elmas. Halamın salçalarına bakın arkadaşlar. Halam avrat tekesi vallaha. Bak bak salçaya bak. Ev yapımı el yapımı salça. Görüyor musunuz? Gına gibi gına. A, bu da mı acı hala? Azıcık bakayım hele tadına. Yo yo. Pek acısı yok. İyi ama tam yemeklik. Yo ız. Öyle aşırı derecede değil. Tuzlu nem de bir iyi karar olmuş ki. Tuzlu nem değil. Şuraya da eriştesini sermiş halam. Onu yedi toplamış.
Görüyorsunuz buraya. Buraya çekirdeğini sermiş arkadaşlar. Kabak çekirdeği. Bu da bahçesine çıktı yani. Buraya da salçasını koymuş. Burada da var salçası. Maşallah maşallah. Bunun içinden çıkarmış çekirdeği halam. Burada ocak çatmış. Pekmez mi kaynattın hala burada da? Pekmez onu kaynatmış. Şuraya havuç ekmiş. Babamdan içtim de hayatta oturuyor. Halamın lahanaları dürülmemiş bu sene. Şu dürülmüş bak. Hala yine o şey diyor, dölle şey diyor. İçini daha yine şey diyor, dolduruyor. Daha burada da maşallah biberleri var. Onlar da kızarsın diye torbaya koymuş. Gördünüz mü halamı? Maşallah maşallah. Bir maşallahınızı alır arkadaşlar. Halam her yere biber saklamış maşallah. Burada da var. Düşürmüşler, sevmiş, kollemişler de. Ben de diyorum Rahman'ın düğünü çıkın da öyle diyorum. Düşürüm diyemiyordum diyorum. En az üstünü. Diyorum ya işte torbaya koymuş üstüne de çilt örtmüş. Bak halam. He. Buram ottan da pişmişin işte. Buraya. Hala kabağın bu kadar mı çıktı? Hız çıkmış. O kadar yerden hız çıkmış. Ha, ak farklı ekmiş acığına da. Doğru. Şurada da üzümleri vardı. Topladı, pekmez kaynatmış halam. Burada var, oğlunun bahçesi de var. Herhalde onu da eniştem görüyor. Geçen sene babam budadıydı. İşte. Üzümlere bakın. Bunlar azıcık gizli olmuş herhalde. Normalde bazılar çok çabuk kızarıyor, olgunlaşıyor. Bazıları da olmuyor. Oraya da bal kabaklarını koymuş. Halam. Niye çabuk toplamış? Ben toplamadım daha. Haftaya toplayayım diyorum. Kaynanam iyice bitsin diyor. İşte. 5 tane de bal kabağı var yazık. Elmaların telefine bakın arkadaşlar. Allah'ım o kadar güzel vermiş ki. Bakın hele. Bodur elma değil de bu ne elma bilmiyorum. Kanefer elması mı? Yeşil elmayı da severim ben. Elmaya bakın. İşte bu yeşil elma. Ben Ayhan'ımdayken yeşil elmaya aşırdıydım arkadaşlar. Enişte mi yoncası herhalde bu da? Halamından. Vlogumun devamında görüşürüz. Arkadaşlar benim çilek mi duruyor? Kaç gündür de uğraştırır beni. Yes. Zaten bir şey yok ya, çek gitsin. Yarım kilo nem gelirse anca. Ablamın biberi iyi çıktı maşallah. Şöyle göstereyim arkadaşlar. Tamam yok. Ha bu yağlanacak, buzlanacak. Şuna benimle gelmeyin. Biraz şuna gelir herhalde. Arkadaşlar annem gül kalığımı da getirdi. Görüyorsunuz. İcik kart gibi duruyor. İnşallah suya doğru, girin şey der. İyi öldüreceğim. Ne mi? Çok mu kaynatacağım? Burada kaynatsaydım. Olsun ya. Ocakta tüp çok yener. Ne mi? Turan gile götürün doğal gazda kaynattım. Turan da diyeyim. Gel şöyle doğra. Doğrayayım mı? Şuradan şuradan doğra. He. Şöyle şöyle alması kolay olsun. Tamam. Elinize sağlık. Teşekkür ettim. Güle güle. Güle güle. Arkadaşlar ben de bu arada toz biberim çektirdim. Bir kilo geldi. Onu da hemen gösterim. Orada göstermedim. Şöyle. Bir kilo kadar geldi. Bir kilo da sarımsak aldım. Bir kilo da serplaplama aldım. Sevda halam bazlama verdi.
Onda sana kabak şişesi verdi tatlısı. Kabak şişesini yedik ondan sonra. Bazlamasını yedi geline sana. He. Geçmişlerini canınızı bazlama. Geçmişlerini canına diyesin. Ağabeyin de şişe şakalını koydum. Sana bazlama acı vermeyeyim valla. Bazlama güzel oluyor değil mi baba? He. Demircinin bazlaması da bir ayrı güzel vallahi oluyor. Çok güzel olmuş yerine sana. Eşini yapmışız. Evet. Ha orada mı yapmış evet. Yazık? He orada yaptım diyor. Orada dağıttı yani. İyi. Geçirtmişmiş o iyisi. Alıydı. Kursağım kaynadı. Anam ekmekten gelince arkadaşlar şey, yorgun ciğerim. Yat. Yattım da geri kalktım. Senin işin de bitmiyor aman git ya. Ya bitmiyor tabii. İyi hadi görüşürüz Allah'a emanet olun. Siz de güle güle gidin kuzularım. Tamam. Arkadaşlar dün börek yedik. Bugün yine börek yok. Şimdi de Serpil ablama geldim. Börekten gidiyor. Anlamı vallahi. Var. Özlem ablam orada yaptırmış gelmiş. Şimdi de geçmişlerinin ağzında bulunsun. Ellerine sağlık ya olsun. Yani börekten gidiyor. Ama olabilir. İnsan canı bunu da istiyor. Bana da nasip oldu dün Serpil getirmiş oradan. He diyordu zaten. Evet. Ha ben saldım ablama. İniştemedim bir. Ama o dünkü senin şansına pek açmamışlarmış bizim işlerde. O da sana tek geldi. Leyla. Vireceğim. Arkadaşlar yorulduk. Yorgunluk çayımızı da içelim. Ablam, ablam bana diyor ki senden çıkanlar hacıdan geldi diyor. Kelemeyi yüz tuttun diyor. Serkan sen de çok şey istiyorsun bak. Ya ne istiyorum? Kuz istiyorum aslında. Ayakta içtesin ya. Kendisi batıyor. Serkan ama oradan biber aldım 1 kilo. Sen nereye gittin abla? 1 kilo toz biberimi çektirdim. 1 kilo da Remzi abinin oradan sarımsak aldım. Acı ya. Dün her işimi gördüm elhamdülillah. Acı bir şey. Ama hep şey döktüm abla. Al. Şşş. Izarzar kattım da hep döktüm. Peşede gittim. Izarzar mı? Hı? Izarzar diyorum. Birinci düşeceği için yapacağım. Bahane arama. Al. Ne diyeceğim ben? Pat, soğan da sokturdum. He güzel. Elinize sağlık. Bahçeyi de temizlettirdim. Teşekkür ederim. Al. İyi oldu. Sağ elime değmeden soğan sahibi oldum. Abla ilk defa seneler sonra. Üç kuvasman çıktı. Allah'a emanet olun. Sevgiyle kalın. Bugünkü videomuz da böyle olsun. Hoşça kalın. Değerli takipçilerimiz. Hünerli Elmas bacınız çayın içinde burada döktü. Ayhan'ım arıyor. Görüşürüz inşallah.